Selda. Ömer diyorum seni. Candan'la buluşturdum onları. O da ne demek şimdi? Meryem abla görüşmek istemiş. Herhalde. Herhalde. Bana niye söylemiyor ki? Ömer'i yolluyor. E çocuk da öğrensin. Şahit olsun diye Hızır abinin bir şey yapmadığını. Herhalde. Demek ki olabilir. Bir tatsızlık çıkmaz değil mi Hızır Ali? Kıza ben ön ayak oldum da. Annem de oraya gidiyor zaten. Bir şey olmaz, hadi gel kardeşlerimiz. Sana adres verdim, adres. Senin burada ne işin var? Yaptığın abimin yaptığından farklı değil. İlyas dostum bende. Nursel bende. Nasıl sende? Bizim çocuklar beklemede. Merak edecek bir şey yok. Ya o zaman sen niye buraya geliyorsun? Gide başında bekleyeydin de en azından emin olurduk ya. Ben bu toplantıda olmasaydım Nursel'in ölümü kime yazılırdı? Bana. Ben kendime ihale yazdırır mıyım? Yazdırmam. Şimdi bir masa adam şahidim var. Anladın? Anladın? Hurdacı. Hurdalıyım. Hurdalar arıyorum. Devir arıyorum. Ben sözümü tuttum Nevzat. Bana bir silah ver de ben gideyim. Silah yok. Sen nasılsa bulursun kendine bir silah. Sadece şunu bil. Ben diğer adamları alana kadar özgürsün. O saatten sonra tanıklık yapman ve mahkemeye çıkman için seni de alacağım. Prosedür anlatma Nevzat. Hadi görüşürüz.
Ne tarafa? Karşı tarafa. Efendim baba. Karşıya geçiyorum baba. Vereyim baba. Kimsesiz baba. Senle konuşacakmış. Ne var Yaşar? Mürsel. Öteki tarafa geçmek istemişsin. Hemen mi geçmek istersin yoksa ben mi geçireyim? Düş peşimden Yaşar. Önündeki arabada, arkandaki arabada bizim çocuklar Mürsel. Peşinden düşmem. Adnan. Sen niye girmedin Ömer lan? Allah'tan gitmedim abi ben. Hızır abi duydun mu beni öldürür. İnşallah beni de öldürür. Çünkü canımdan bezdim Adnan. La bu çocuktur cinsine çekmemiştir dedik. O da etti bana Çakır Bey'le oyunu. Ben giderim. Ne demek gidiyorum abi? Jandarmanın ne olacak? La bir işe yaradı. Giderken de sen götür. Ölü ya da diri. Hayri anne seni sorarsa? Kendini vurdurmaya gitti dersin. Hızır Reis'in yanına. Sen ne yüzle geldin buraya? Ceylan Hanım, anlatamıyorum galiba. Ömer'in ricasını kırmadığım için buraya geldim. Hızır'ın ricasını kırmadığın için de odasına mı gittin? Anladığım sen kimsenin ricasını kıramıyorsun. Ceylan anne bir dakika. Başlatma annene. Zaten bir halt etmişsin kimseye sormadan. Çık sen odana yukarı. Anlaşılan beni burada dinleyen de yok. Müsaadenizle. Hiçbir yere gitmiyoruz. Candan Hanım benim misafirim bu evde. Ve herkes onu son sözüne kadar dinleyecek. Ta ki ben misafirimi uğurlayana kadar. Ömer doğru değil. Misafirdir. Ne diyecekse diyecek Meryem. İyi. Siz dinleyin o zaman. Anne. Çıkarım bu kapıdan, bir daha da gelme. Bu evde bir erkek kaldı, onu da kaçırma istersen. Meryem. Ömer anne babasının arasını düzeltmeye çalışıyor. Belli ki Candan Hanım da buraya kadar bunun için gelmiş. Müsaade edilsin, bir dinleyelim ha? Hiç müsaade edemeyeceğim. Hem yuvayı yık, hem buraya pişkin pişkin gel bir şey olmadı de. Bir şey olsun ya da olmasın. Senin hiç utanman yok mu? Şimdi bakın, ben buraya güzellikle, kendi isteğimle geldim. Hızır'la aramda hiçbir şey olmadı. Olmaz demeye geldim. Madem ki burada bunca hakarete uğruyorum. Bundan sonra bilin ki olurum. Ne olur? Hızır'la beraber olurum. O nasıl laf? Tövbe dede.
Görmeyi mi sun? Karisuni, uşağını. Görüyorum. Ama ben burada yuvasını kurtarmaya çalışan bir anne görmüyorum. Ya da bu Ceylan Hanım. Artık Hızır'ın neyi oluyorsa. Hızır falan deme. Sanki yediğin içtiğin ayrı gitmiyormuş gibi. Akşamları yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Daha fazlası var da Ömer burada diye mi söylemiyorsun? Müsaadenizle. Siz oturun. Ben uğurlarım misafirimizi. Ben uğurlarım abla, sen hiç zahmet etme. Gir içeri Lütfiye. Hızır'ın bu evden kaçmasına hiç şaşırmadım açıkçası. Deliler evi burası. Planınızın ne olduğunu biliyorum. O yüzden seni misafir olarak eve kabul ettim. Misafir olarak uğurluyorum. Sadece şunu bil. Eğer kocamla bir şey yaşamayı aklından bile geçirirsen seni öbür tarafa yollarım. Bu deliler evinin baş delisi benim. Anladın? Senin gibi bir vatan hainiyle karşı karşıya olmak bile benim için zul. Şimdi senden ricam bu zulü bana daha fazla yaşatmaman. Adamların da sordu, söyledim. Benim örgütle falan bir alakam yok. Adamlarının beni aldığı yerde benim arkadaşım vardı. Ziyarete gitmiştim. Yanlış adamı aldınız. Almadık. Nereden mi biliyorum? Nereden biliyorsun? Çünkü biraz evvel kapının önünde başka bir vatan haini seni işaret etti. Onu öldürmedim çünkü pişman olduğunu ve tanık olacağını söyledi. Ve hepinizi ifşa edeceğine dair söz verdi. Kimmiş o? Mürsel, Mürsel. Kara Mürsel. Tanımıyorum.
Mürsel'e bir fiske bile vurulmadı. Çünkü pişman olduğunu söyledi. Şimdi sen de itiraf et. Pişman olmasan da itiraf et. Benim ölüm emrimi veren senin hücrenmiş. Doğru mu? Nasıl olsa öldüreceksin beni. Bil, benim bir tek pişmanlığım sen değil de kızının ölüşü oldu. Enişte dur. Duymuyor musun Alparslan? Duyuyorum enişte. Dur. Bu uzman senin adamın mıydı? Asım'ın adamıydı. Asım kimin adamıydı? Mürsel'in adamıydı. Mürsel mi verdi ölüm emrini? Yok. Kim o zaman? İstihbarattan biri. Kim, kim? İşte o kim? Mürsel'in ekibinden falan mı? Kim o? Onu Mürsel'e soracaksınız. Ben tanımıyorum. Sadece yazışmalardaki kod ismini biliyorum. Neymiş kod ismi? Kaptan. Kimmiş, neyin nesiymiş bu kaptan? Biraz daha yardımcı olursan yaşamana izin vereceğim. Bu konuyla ilgili bildiğim bu kadar. Amca, müsaade edersen bunu da Nevzat Bey'e teslim edelim. Yol olur, yol. Belki de doğru bir yol olur İlyas. Hani bir şebekeyi çökertmeye çalışıyoruz ya. Merhamet yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Bunları öldürmek merhamet. Bir ömür boyu ihanetle yaşamak bin kere ölmekten daha zordur. Alparslan, bunu Nevzat'a teslim et. Bu kaptanı da Mürsel'den öğreniriz. İşte o biraz zor. Ne demek zor? Zor. Bu saatten sonra nerede bulacaksın Mürsel'i? Ne zaman geldi Reha? Az evvel geldi abi. Seradasın diye rahatsız etmek istemedim. Ama söyleyecekleri önemliymiş abi. Oo Begim. Habersiz. Hoş gelmişsin. Hayırdır? Telefonda söylemeyeyim dedim. Neyi söylemeyeceksin? Mürsel'i. Allah aşkına sen de başlama Şahin. Niye bıraktın bu Mürsel'i diye? Bak, Mürsel'i bıraktım, bu herifi aldım. Bu herifi bıraktım, bana kaptan diye birinin adını söyledi. Kaptan da kimmiş? Ben de bilmiyorum. Ama hepinizin dediği gibi Mürsel'i öldüreydim. Şimdi bu kaptanın kim olduğunu sorup soruşturacak kimse kalmayacaktı. Mürsel mi tanıyormuş bu kaptanı? Öyle dedi. O zaman biraz zor öğrenirsin. Öğrenirim, öğrenirim. Nasıl öğrenecekmişsin? Yaşar Mürsel'i almışken.
Sen nereden duydun Şahin ha? Sen nereden duydun? Ne demek İlyas? Uzun hikaye abi. Vaktin var İlyas. Bence çok vaktin yok Hızır'ım. Kaptanı öğreneceksen. Mahallede şöyle bir tur atayım dedim. Kimsesizin çocuklarından biri mutlu mutlu geldi. Dedi ki Şahin'a gözümüz aydın. Hızır Reis kaçırmış. Kimsesiz baba yakalamış. Mürsel Kara elimizde dedi. Evet İlyas. Takip etmiş demek ki abi. Yaşar yanımızdaydı. Nasıl takip edebilir İlyas? Ben söyledim. Ne söyledin? Seradaki adamı alacağımız adrese git. Mürsel oradan sonra serbest takip et dedim. O da adamlarını takip ettirmiş. Belli ki Mürsel elinde. Hemen ara Yaşar'ı. Oraya geliyorum de. Bensiz öldürme de ve dua et. Mürsel ölmemiş olsun. Şimdi Kara Mürsel, diyeceksin ki zevk mi alıyorsun? Yok, intikam alıyorum. Kimin intikamı? Benim değil. Evet, bir zamanlar sen bana elektrik verdin, su sıktın. Ama sen bana işkence yaparken benim canım hiç yanmadı. Neden biliyor musun? Çünkü 16 yaşında kimsesiz bir çocuğu kömür yapana kadar bastın o tuşa. Gariplerin intikamını alıyorum yani. Yıkarsa bu dünyayı, gariplerin ahı yıkar. Sen boşuna ah vah etme. Garip değilsin. Şeref yoksunusun sen. Baba, İlyas Reis geldi. Neyi soruyorsun lan? Dedim size gelecek diye. Ama tek başına gelmemiş. Enişte de bizim dostumuz. Tamam gelsin. Yaşar. Yeter de. Ben de senin dostum. Kimsesiz.
Buraya devlet girer, CIA girer. Mossad girer, Tossad girer. Kim girerse girsin. Bu adam öldürülmeden buradan çıkmayacak. Emredersin baba. Tamam, tamam. Nasıl öldüreceksen öyle öldür. Şimdi ben buraya geldim ki sen bunu öldür. Ben de üstleneyim. Yeter ki dostluğumuz bozulmasın. Sen niye üstleniyorsun? Hatamı telafi etmek için de. Hata olduğunu kabul ediyorsun yani. Yoksa İlyas beni buraya niye getirsin Yaşar? Öyle mi İlyas dostum? Başka bir sebebi daha var tabii dostum Yaşar. Kimsesiz. Ver o silahı. Git bize çay getir. Ben de bu adamı kömür yapmaya karar vermiştim. Aslında daha önce öldürmemiş olmanıza sevinmedim değil. Çünkü böyle adamların tek kurşunla ölmemesi lazım. Doğru söylüyorsun. Aynısını söyledim İlyas'a. Şimdi biz bunun gibi birini de aldık. Bu tutturdu ben bunu öldüreceğim diye. İyi lan öldür dedim. Tam öldürecekti İlyas. Adam dedi ki... Senin ölüm emrini veren... Kaptan Kod adlı birisi. O ses senden mi geldi lan Mürsel? Ondan geldi. Belli ki kendisi kaptanı biliyordu. Bize söylemedi. Sonra bizi adamın üstüne saldı. Niye? Kendisi yok olacaktı. Yok olmasına olacak da... Mürsel! Tanıyor musun lan sen bu kaptanı? Bak, başını sallıyor. Tanıyorum manasını. Kimsesiz. Sen şunun ağzındaki tahtayı çıkar bakalım. Şu kaptanın kim olduğunu öğrenelim. Seninle böyle anlaşmamıştık Hızır. Ben seninle yaptığım anlaşmaya uydum. Sözümü tuttum. Seni bıraktım. Söylediğin adamı aldım. Sen ne yaptın? Gittin Yaşar'a yakalandın. Ben Yaşar'a bir şey söylemedim. Allah yukarıda. Söyledin mi Yaşar? Ulan az kalsın dostluğumuzdan oluyorduk senin yüzünden. Bir de trip mi atıyorsun lan sen? Dur, dur, dur. Tahtası yok ya. Tahtası olan niye bu işlere girsin İlyas dostum? Yaşar, müsaadenle. Benim soruma cevap versin. Vermiyorsa da öldürürsün. Mürsel, duydun. Duydum. Kaptanı soruyor reis. Bu manidar değil mi, ha? Bırak şimdi manidarı. Kaptan kim? Kaptanı tanıyorsunuz hepiniz. Nasıl tanıyoruz? İyi tanıyorsunuz. Bizim yanımızda, yöremizde biri mi yani?
Evet. Ulan sen bunu söyle, ben de seni öldürmeyeceğim. Reis gibi gri Nevzat'a teslim edeceğim. O zaman söylemem. Nasıl yani? Nevzat'a teslim edersen söylemem. Oho! Sen de istiyorsun ki hemen seni buradan bırakalım git. Dur. Başka bir şey söylüyor bu. Bak. Hızır anladı hemen. İnşallah anladığım gibi değildir Mürsel. Anladığın gibi reis. Abi dostumla biz anlamadık. Kaptan Kod adlı kişi. Nevzat.